selamlar. Ben Melisa Sarı, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir karın çalışmamız var ve yine her zamanki gibi bunu da aç karnı yapmanızı istiyorum. Tok karnı yaptığınız bir karın antrenmanı sizi bunaltabilir, mideniz bulanabilir, istifra edebilirsiniz. Yani daha birçok kötü şey olabilir. O yüzden aç karnı yapmak en güzeli ve yağ yakımı için zaten aç karnı yapılan antrenmanlar çok daha ideal. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca özel derslerim için iletişime geçmek istersen açıklama kısmına detaylı bıraktım. Şimdi antrenmana geçelim. Hemen kalkıyorsun ve bana katılıyorsun. Hem spor sevdirmek adına hem de vücudu harekete geçirmek adına, gün içerisinde bir aktifse bir hareketlilik faaliyeti adına gerçekten çok faydalı. Ayrıca kendi seviyenize göre de benim videolarımı yoğunlaştırabilirsiniz, seviyeyi arttırabilirsiniz. Nasıl? Mesela ben 5 dakika yaptım bu antrenmanı diyelim ki, 5 dakika sonunda kapattık videoyu. Başından tekrarlaman dahilinde 10 dakikalık bir video yapmış olacaksın sen ve dolayısıyla kendi seviyene göre videonun seviyesi zorlaşmış olacak. O yüzden yaratıcılığımızı kullanarak bu videoları, hani bu antrenmanları zorlaştırabiliriz, daha hafifleştirebiliriz. Tamamen sana bırakıyorum. Çünkü sen zeki bir kadınsın. Şimdi ilk hareketimizle başlıyorum. Çok fazla konuşabileceğim. Karın çalışırken biliyorsunuz birazcık tuhaf duygular içerisinde olacağız. O yüzden sen de benim çok konuşmamı bekleme. Sadece böyle tavşan gibi ekrana bak ve yaptıklarını tekrarla, tamam mı güzelim? Seni seviyorum. Hadi başlayalım. İlk hareketimizle matımızın başına geçtik. Ayaklarımız omuz genişliğinde açtık. Şöyle bir yukarı doğru esmiyoruz. Karın kaslarımızı açıyoruz. Sonrasında bebek emeklemesi tarzında geldim. Matın sonuna kadar ellerimi koyduktan sonra parmak uçlarımla kendimi esnetiyorum. Sonra tekrar toparlayıp tekrar başlangıç pozisyonuna geliyorum. Hareket bu. Şimdi buna başlayalım. Bu aslında vari bir egzersiz diyebilirim. 3, 2, 1. Nefes ver. Topla. Evet. Devam. Bu hareketi sanki karın kaslarınız için yapmıyormuşsunuz, işte elleriniz, omuzlarınız ya da bacaklarınız yoruluyorsa çok normal. Ama bazı hareketler böyledir, özellikle total body, compound egzersizlerinde bölgesel hissiyat çok zordur. Ama total body'de emin olun her yeriniz çalışır. Hadi bakalım. Evet, salla bacakları. Şimdi vücudu güzelce ısındırdık, tamam mı? Boynumuz, kollarımız, karnımız, her yerimiz güzelce ısındı. Şimdi yapacağımız egzersizde birazcık kolları dinlendirmek. Ayrıca bir sonraki egzersize iç aşaması olarak düşünebilirsiniz. Bokumuzun üstüne oturuyoruz. Evet, şimdi bu pozisyona geldikten sonra bacaklarımızı uzatıyoruz. Zorlanıyorsanız yerden destek alabilirsiniz. Şu şekilde bir body cross yapacağız. Ayakları isterseniz böyle tutun, isterseniz böyle, fark etmez. Hareket bu. Ayakları ne kadar uzatıp düz yapar ve alfa ve de V şeklini alırsa vücudun o kadar efektifleşiyor hareket. Yani şu mesela böyle yapabilirsin ya da
böyle yapabilirsin. Bu en zor versiyonu ya da ellerini bırakıp yapman zaten hareketi en zor haline getiriyor. O yüzden nasıl istiyorsan yapabilirsin. Önemli olan kor bölgesinin güçlenmesi. Kor bölgesinin güçlenmesi demek diğer egzersizleri yaparken çok daha iyi nefes alışveriş, çok daha iyi diyafram kullanma ve kare kasları denge merkezini kontrol etmek demektir. Hadi başlayalım şimdi. 3, 2, 1. Bence. Benimki dinlendi çünkü. Şimdi ayağa kalkıyoruz tekrar. Evet, şimdi yapacağımız egzersiz mantığı şu şekilde. Az önceki halde sıkıştırdık. Şimdi birazcık açacağız. Sonrasında tonlayacağız falan filan böyle gidecek. Şimdi bir açma hareketi ve esneme hareketi. Ayrıca core kontrol, güçlendirme egzersiziyle karşınızda oluşuyorum. Normal bir plank pozisyonuna gelmeni istiyorum. Ama dirseklerde değil, ellerimin üstünde. Plank pozisyonuna gel. Yine az önceki egzersiz gibi benzer bir kobra tekniği kullanacağız. Şimdi hareketimiz bu. Normal nefes al. Ver. Al. Ver. Hareket bu. Şimdi bunu yapacağım da çok güzel bir hareket, benim çok sevdiğim bir hareket. Evet hanımlar, haydi. Geldik, pozisyon aldık ve başlıyoruz. Evet, çok iyiydi. Şimdi yine açtık karnı. Bir Russian Twist'imiz yok mu ama? Ben bayılıyorum Russian Twist'e. Gerçekten çok güzel bir etkisi var. Zaten bütün twist hareketlerini ben çok faydalı buluyorum. Özellikle karın için bence twist vazgeçilmez bir etman. Şimdi Russian Twist'i ağırlıksız yapabilirsin. Ağırlıklı yapabilirsin. Nasıl istiyorsan, nasıl rahat ediyorsan. Ben karın çalışırken ya ağırlıksız ya da minimal ağırlıklar kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yüksek ağırlıklar kullanmak demek kara kaslarınızın fırlayacağı ya da tabii ki kara kaslarınız
yapıyorsanız güçlenecek. Ama istediğiniz o ince bel görüntüsünü size vermeyecektir çok yüksek aralık çalışmak. Çünkü oradaki kasları gelişimi belin kıvrımını yok edebilir. Biraz daha düz, ince ama düz bir bel size verebilir. Bunu da ister misiniz bilmiyorum. Kişiden kişiye göre değişir. Ben istemiyorum. Bel kıvrımı yok olsun istemediğimden dolayı. Genelde böyle body weight ya da minimal ağırlıklarla antrenmanlarımı sürdürüyorum. Şimdi 4 kilo kullanacağım ben. Şu dumbbell'ın güzelliğine bakar mısın ya? Yemin ediyorum al evine aksesuar diye koy. Şimdi dumbbell'ımızı şu başlarından tuttuk. Ayağımızı kaldırdık. Yine bir body pozisyonundayız. Kaldırdım. Bu şekilde. Bir sağ, bir sola. Hızlıca karnınızı sıkarak sanki böyle ben bunu hep bak öğrencilerime şöyle anlatıyorum. Hani hocam nasıl hissetmemiz lazım? Bu hareket nasıl bir hareket diye soranlara şöyle anlatıyorum. Islak bir çamaşır aldın ya. Böyle tutarak sıkıyorsun ya hani. Suyu çıkıyor. İşte öyle. Sanki böyle belinizi, yani bacaklarınız, kafanız, böyle poponuz ve sırtınız tutmuşsunuz. Şöyle sıkıyormuşsunuz gibi ve suyunuzu çıkartıyormuşsunuz gibi bir his gelmesi lazım. Müthiş anlattım bence. Hadi başlayalım. Aldım ağırlığı, ayaklarımı kaldırdım ve başla. Şimdi ben burada bildiğim gibi anlatsam yani tam mantığını anlatmaya çalışsam inanın hem çok uzun süre anlamazsınız ama burada bilgiyi aktarmak önemli ve en basit diliyle aktarmak önemli bence. Şimdi plank pozisyonunu alalım. Bu sefer normal basic değil. Normal plank pozisyonundayız. Bunu çıkartayım. Hareket bu. Başla. Bırak.
üstünde hemen yine bir tricep pull. Çok iyisin. Şimdi geçtim. Çok iyiydi. Tekrar kırkımı giyebilirim. Şimdi son bir egzersizimiz kaldı. Bu egzersiz zaten zor bir egzersiz. O yüzden sona bıraktım. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde açma falan yapmıyoruz. Sadece bu açmalar nasıl desem size. Önce karnı sıkıştırdık, açtık, sıkıştırdık, açtık. Bu diğer antrenman mantıklarında da böyle bu arada. Sıkıştırdın, açtın, ittin, çektin. Bu şekilde opposite movement'larla birlikte farklı mentalitelerde kasları farklı mekanizmalarıyla çalıştırmak mühim. O şekilde kasın hipertrofisi sağlanabiliyor. Şimdi o yüzden önce sıkıştırdık, açtık, sıkıştırdık, açtık falan filan derken zurnanın son deliğine geldiğimizde bir egzersiz yapacağız ki hem kası açan hem sıkıştıran double finisher dediğimiz bir egzersiz. Şimdi buna bu arada egzersizin adı değil, tekniği bu. Şimdi yatıyoruz sırt üstü. Şimdi sırt üstü yaptık. Reverse crunch with leg raise yapacağız. Full leg raise. Nasıl desem size şöyle göstereyim en iyisi. Şimdi bacakları indirdik, kaldırdık ve reverse crunch yaptık. Tekrar indiriyoruz. Kaldırdık. Reverse crunch. Bu hareket bu. Yani hem kalçayı açıyor hem her şeyi yapıyor yani. Evet, saçım bayağı rahatsız etti, bozdum. Neyse. Şimdi 3, 2, 1. Başla. Uzat ayaklarını. Kaldır. Önce böyle yavaş yavaş üst karnı açacağız. Narin davranacağız. Şimdi göğüs hizanı da aldın ve kendini esnettin komple. Yukarıya da bak. Nefes ver. Şimdi tekrar kendini bırak. Nefes ver. Tekrar yukarı. Çay poza geçiyoruz. Ve bırak. Çok güzel bir antrenman bu muydu sizce de? Bence çok güzeldi. Seni tebrik ediyorum. Eğer antrenmanlarımda gerçekten ama isteyerek ve böyle inançla sonuna kadar benimle gelebiliyorsanız gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Ben bu videoları çekiyorum çünkü siz fayda görün diye. Gerçekten zaten ben normal antrenmanımı yaparım, bu antrenmanları da yaparım ama kayda alıp sizle paylaşıp size bir yol gösterebiliyorsam gerçekten çok mutlu ediyor bu beni. Zaten bu işe de bu yüzden başlamıştım. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Beslenmenizi temiz tutmaya dikkat edin. Yoksa bu yaptığınız antrenmanlar hiçbir işe yaramaz. Ne kadar antrenman yaparsanız yapın, beslenme her şeydir. Bunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın unutmadan. Online derslerimi açıklama kısmına bıraktığım detayları sizlere bekliyorum. Eğer değişmek istiyorsan ben seni her zaman bekliyorum. Kendinize çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.